Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Hacı Arslanlar Köyü'ndeyiz. Bugün Hacı Arslanlar Köyü'nü gezeceğiz. Videomuza geçmeden önce destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi hazırsanız Hacı Arslanlar Köyü'nü birlikte gezelim. Köy meydanındayız. Şimdi size böyle köyü biraz tanıtayım. Merhaba teyze. Şöyle köyün hemen geldiğinizde sol tarafında bir kahvesi bulunuyor. Şurada yine bakkalları, marketleri, her şeyi var. Şöyle kocaman çınar ağaçlarının bulunduğu yerde böyle köy kahvesi var. Şu tarafta da satış yapan araçları görüyorsunuz. Burada da sağ tarafında da yine bir köy kahvesi bulunuyor. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok çok teşekkürler ederiz. Bizim kültürlerimizi tanıtmak için geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Deniz ederim. Bey. Sağ olun. Bizi misafir ettiniz. Hoş karşıladınız. Çok sağ olun. Şimdi insan sevgisiyle yaşayan bir köyümüz var. Misafire her zaman misafiri misafir olarak değil, Hızır olarak görürler. Kimin nasıl bir kılıkta geldiği belli olmaz derler. Onun için insan sevgisiyle yaşar köylümüz. O sohbetleri vardır. Bir köy ilçeye, kasabaya ne kadar uzaksa o kadar insana döngün yaşar. İnsancıl yaşar yani. Ne kadar yaklaşırsa o kadar insandan uzak kopuk yaşar. Burası Tahtacı Türkmen Köyü. Tahtacı Türkmen Köyü. Adem'den beri gelir soyumuz. Üç oklu Türkmenidir boyumuz. İnancımı sorarsan be hacı, İmam-ı Cafer'in yoludur yolumuz. Oğuz Kağan'ı atabiliriz. Asya'nın ortasından geliriz. İyiyi kötüyü çok iyi biliriz. İnsanları seven birer kuluz biz. Atam, dedem yapışmış hizara. Kaz ayağını koyduk mezara. Gün gelir de kaybolursak kazara ceddimizi bunlardan buluruz. Tebadan geçtik vatandaşlığa. Ne padişah kaldı ne de ağa. Değer veririz kadınımıza. Bu da bizim aydınlık yüzümüz. Bu daha uzundur ama aklımda kalanlar okuyorum sana Deniz. Kaz ayağı Oğuz Türkleri, Oğuz boyunun üç oklardır. Onu kaz ayağı olarak nitelendirirler. Atalarımız oradan çıkmış ki tekrar belki geri döneriz hesabınla o işareti koymuşlar mezar tahtalarına. Kaybolursak kazara diyor ceddimizi bunlardan buluruz. Yani bu mezarlık bizimmiş, bu mezarlık bizimmiş geri dönecek olurlarsa böyle. Bu bizim üç okların simgesidir. Oğuz boylarının. Köyün kuruluş tarihi. Kuruluş tarihi 1870'lerde. Daha önce atalarımız Yavuz'dan sonra, Yavuz Sultan Selim'den sonra o dereler, bu dereler kaça kaça. Tevfik Paşa iskan verince konuyor bu köylerimiz 1870'lerde. Köyümüzün adı Hacı Asanlar Obası, ilk adı. Bu da aslında biz Türkmeniz, Hacı Asmamışız. Aşağıda bir oba varmış. Bunlar Kadıköy'ün ilerisinde bir yol ören köyü vardır. Orada bir hacıyı asmışlar, 5-10 hane. Burada kan davaları çıkınca onları sürmüşler oradan. Onlar da gelmiş buraya bir oba kurmuşlar. Hacı Asanlar Obası deniyormuş. Bunlar zamanla bayağı da çalışmışlar. Burada su getirmişler, tarla yapmışlar. Dut ağaçları halen mevcuttur o köyden kalma. Hacı Asanlar Obası, Hacı Asanlar Obası. Bunlar burada da dağılmış. Buradan dağıtmışlar bunları. 1870'te bizim atalarımız gelmiş buraya, Efede'de. O da 6 hane, 7 hane gelmişler buraya. Eniştesini, kayınçısını, dayısını böyle almış gelmiş. Burada bir yatırımız vardır. Onun başına konmuşlar. 6 hane. Tabii ki duyanlar artık Çanakkale'den, oradan, buradan Türkmenler artık yerleşim yerine geldiği için o dağdan gelen buraya yerleşmiş. Buradan giden oraya yerleşmiş. Böyle çoğalınca bunlar demiş ki biz hacı asmadık ya bu ismi kabul etmiyoruz biz demişler. Gitmişler resmiyete. O zaman Hacı Aslanlar olsun demişler resmiyete. Ondan Hacı Arslanlar Köyü olarak geçmiş resmiyete bizim köyümüz. Şu dağın arkasına her sabah eşeklerle annelerimizle beraber giderlerdi. Hizarla biçerlerdi, gelirlerdi kaçak olarak. Eskiden dağlarda tahtacılık evet, işleriyle tahtacı. Onları hayvanlarla getirirlerdi buraya, karanlık gelirlerdi. Ormancı şu bu görmesin diye. Hı hı. Evlere saklarlardı. Onları toparlarlardı. Bir hafta çalıştılar mı onların alıcıları gelirdi. Havran, Edremit, Şekveren köylerinden. Arabalara sardılar mı gece götürürlerdi. Bizim geçimimiz böyleydi. Atalarımız bize bu
tahtacılıkla bakmışlardı. Büyüttüler bizi. Bizler büyüdük işte artık. Kimimiz okula gitti, kimimiz çalıştı. Çok şükür emekliyiz. Köyümüz 125 hane. 120 hanesi emeklidir. Atalardan kalma da o zeytinliklerimiz var. İşte onlarla emekli olduktan sonra sıkıntı da yok köy yerde. Bahçeni yapıyorsun, bağın var, bahçen var. Yani geçinip gidiyorsun. Köyümüz güzel, insanımız güzel. İkinci dönem muhtarım burada. Hizmetlerimize devam ediyoruz. Köy şu an kaç haneydi? Köyümüz 125 hane veya 130 olmuş olabilir. Çünkü yeni yeni komşular geliyor buralarda. Tarlalar. Dışarıdan da göç alıyor mu? Birkaç tane polisimiz var. Göç aldı. Onlar da... Emekli polisler. Emekli polisler. Onlar da burada doğmuş, büyümüş gibi oldular bize. Bize insan lazım Deniz Bey. Biz ne yapalım? İnsan olmadıktan sonra babam olmuş, kardeşim olmuş. Önce insan olacak. Daha demin şey dediniz, hani ya burada insanımız az, gençler az. Gençler az. Şimdi birer çocuktan bırakıyorlar. Neymiş? Bakım zormuş. Babalarımız bizi onar çocuk yapmışlar. Bize bakmışlar, tarla edinmişler. Tarla bırakmışlar bizlere. Bizler bir çocuğu çok sunuyoruz. Yani bir çocuk çok değil burada. İlerimiz kötü bizim. Yok olacak bu köyler. Köyde herhalde bir okul varmış. Okulumuz var. Sağlık ocağımız bak orada doktor. Ayda iki sefer geliyor. İlaç aile doktoru. Evet, muayene yapıyor. Sağlık ocağı yaptırdık burada. Köyün bir eksikliği, bir şeyi var mı? Bir sorunu. Yani köyümüzün, sizin gördüğünüz bir sıkıntısı yok. Var. Yok. Suyumuz bol. Aha dağın etendeyiz biz. Bir cemevi yaptırdık şurada. 650 metrekare. En büyük sorunumuz oydu. Zaten onun için muhtarlığa soyundum. Sağ olsun köylülerimize oy verdi. Yaptırdık. Şu elektrik direklerimiz bak ağaçtı. Kışın çok ceyranlar sigorta atıyordu. Onu değiştirdik. Suyumuzu yaptırdık. 50 senelik bir su getirdik. Şimdi bu köyle ilgili bu özellikle. Köy hakikaten çok iştirak var bu köyümüze bizim. Gelen insan ayrılamıyor buradan. İnsanları tatlı, sıcakkanlı. Hani biraz önce bir şiir okudunuz ya. Onun başka bir versiyonu, başka bir şey var mı? Bir tane daha bize öyle okusanız. Bir nesneden yaratıldık. Ayrı gayrı olmak niye? Adem ile vücut bulduk. Türlü ırklara bölmek niye? İnsan olan insan bana kabahat bulmaz. Yoksulluk biterse ikilik kalmaz. İnsanın zencisi beyazı olmaz. Şu kucaklaşmak varken iteleşmek niye? Fedaiyim bir seyaradan. İkilikler kalmasın, kalksın aradan. Bu dünyaya gelen göçer gider bu dünyadan. O zaman birbirimize düşman olmak niye? Dünyaya insan geldik, insan olarak gitmeliyiz. Muhabbet eden nasibini alır, arar derdine dermanını bulur. Serçeşme Muhammed Ali'den gelir, dalgası tükenmeyen göldür muhabbet. Yağmaz diyorsun, yağıyor. Bu şurada gördüğün dağın arkasına gider gider biz her gün mesela iki birader dört tane kalas getirirdik kaçak buraya. Ama o zamanlar geçti. Bir iki eşyamız vardı o zamanlar. Şimdi ise artık bir tarım sigorta diye bir şey çıktı. Ecevit zamanında çıktı. Bu köyün çoğu tarım sigortaya gitti. Birazı orman yangın ekibine gitti. Birazı Edremit bıçkılara falan Edremitlerde çalıştı. Bu köyün yüzde 98'i emekli. Onun için yani burada fazla öyle yömiyeşi çok seyrektir yani. Gider gençler, sabah gider, akşam gelir mesela. Şimdi gençlere soracak olursam, gençler üniversiteyi bitiriyor. Üniversiteyi bitiriyor mu? İş yok. Gidiyor, ya bir özel sektöre giriyor, şuraya giriyor, buraya giriyor. Askeri ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Ama bulabilirse belki büyük bir başka bir şirketler falan, özel şirket. Belki 3-5 kuruş fazla alabilir. Yani gençler böyle. Genelde soruyorlar ya, diyorlar köylerde satılık tarlada. Ama bizim burada da bayağı ki satılıyor. Bizim buralarda da başladı, satılıyor. Bayağı da satıldı zaten çevremizde. Satıldı. Hatta Erzurumlu var şurada. Dışarıdan göçü o yani. Emekli polisler alıyor. Genelde emekli kişiler alıyor. Kaç tane böyle geldi dışarıdan? Aşağı yukarı hemen 10 hane falan oldu. 10 hane oldu değil mi? 10 hane oldu. Çevremizde yani. Köyün içinde yok. Yani gelip yerinde araştırırlarsa satan da vardır tabii. Tabii satan. Hala satılık yerler var buralarda yani. Var. Onu takipçilerimiz özellikle soruyor da ben İnternetten falan zaten gösteriyorlar. Şimdi tabii. İnternet olduğunu herkes internete veriyor. İnternetten ben araştırıp bakabilirim. Şu kadar paftası, şu bilmem şu kadar dönüm yeri satılık diyor. Her pisini veriyor yani. Onun için geliyorlar uygun fiyat. Bunu sağlıyor adam para alana göre yer. Siz Edremit'e de bayağı yakınsınız abi. Edremit'e burada 7 kilometre. 7 kilometre değil mi? 7 kilometre. Yakın bir konumda. Çok yakın. Bizim köyümüz
Hem ne kasabalıyız biz ne köylüyüz. 1989'dan beridir burada bu köy kahvesini işletiyorsunuz değil mi? Hepsini işlettim burada köylük kahveleri. Kaç tane kahve var köyde? Valla iki tane şu anda. İki tane yol boyunda dört tane var işte. Dört tane. Onlar değil de şu iki kahve. Daha önce köy odası vardı muhtarlık binasının altında orada başladım zaten. Eskiden bizler bir şekilde geçim sağlıyorduk ama şimdiki gençler artık olmuyor. Ben bakma benim yaş geçti. Ben 1959 doğumluyum. Burada gururlu bir düzen var işte. Alışkanlık da var uzun yıllardır. Yaştan sonra galiba. Bırakamıyoruz bir şekilde. Ev Edremit'in en fakir köyü. Arazi varlığını toplasan aşağısı yukarısı aile başına 20 dönüm araziyi geçmez burada. İnancımızla, gelenek göreneklerimizle ilgili olarak şunu söylerim. 70'li yıllarda beyaz cam girdi. Bir takım şeyleri tasfiye etti. 2000'li yıllarda da internet girdi. Sanal dünyaya girdi. O da bir takım gelenek görenekleri yok etti. Şimdi maz maza toz toza kaldık bakalım. Şimdi orman işletmesi bizim kışlık ihtiyacımızı veriyordu. Bu sene yok dedi. Ormandan da odun, çalı, çırpı toplamak yasak dedi yani. Biz milli parka dahil değiliz. Bu üst taraf milli parka dahil değil o zaman. Bu taraf dahil değil. Buradan Yenice'ye de aynı zamanda sizin köyün içinden Yenice'ye yol gidiyor. Tabii şimdi benim çocukluğum yıllarında Agonyalı eşeklerle, katırlarla buraya buradan geçerdi. Edremit'ten giden de buradan geçerdi ama şimdi artık dediğim gibi bitti her şey yani artık. O eski dostluklar da kalmadı yani Yenice'yle, şunlara, bununla, Agonya'yla da eski dostluklar kalmadı. İlişkiler değişti mi diyorsun? Tabii değişti artık, değişti. İnsanların birbirinin emek gücüne muhtaç olmaması bunlar çok şeyi değiştirdi. Önceden adam eşekle çıkıyordu, geliyordu buraya. Mutlaka bir kalacak yer arıyordu. Şimdi arabayla gidiyor, yarım saat içerisinde geri dönüyor. Bunlar çok şeyler etkiledi yani, çok şeyleri değiştirdi. Türkmen köylerinin içerisinde de en güzel köy Hacı Aslanlar'dır. Yerlerinde bizim köy diyorlar. Sen geç, niye? Bizimkisi geç. Niye güzel diyorsun? Şu coğrafyayı hangisinde buldun? Köyü çek bakalım bir. Hangisinde buldun? Arabanı park edecek yer bulamazsın. İnsana bir hoş geldin demezler. Affedersin kibirlerinden döbürleri görür. Öyle. Bunlar silme bak. Tamam. Silersen bir daha konuşmam. Tamam silmeyeceğim abi. Silersen bir daha konuşmam bak. Yolun buralara düştü mü? Silmem. Biz 40 kişiyiz. 40'ımız da birbirimizi biliriz. Tamam. Sen öyle diyorsan bu eleştiriyi de kabul ediyoruz. Bu eleştiriyi de herkes İzlesinler. Tamam. İzlesinler. Bizim köyümüzde örneğin pansiyonculuk diye bir kavram oluşmadı. Kolay kolay da oluşturmayız. Ama onlar da artık yan komşusuna icabında boş bir yerine buyur arkadaş demiyor ama pansiyona veriyor. İşte bunlar hep kültürel şeyler, bu bazı şeyleri de götürüyor. Bunu böyle kabul edeceksin. Tarla, bağ, bahçe, orman işi. Başka da yok. Ormanda çalışan var. Emekli olan var. Zaten genç kalmadı. Bu nüfus planlamasından dolayı genç kalmadı. Bizi kandırdılar nüfus planlaması dediler. Biz duyduk ona. Nüfus planlaması dediler dediler. Bizim soyumuzu kuruttular. Kaç ay sürüyor zeytin hasada? 3 ay falan sürer. 3 ay sürer. Çok oldu mu? Zeytini mesela topladık ya. Aynı gün fabrikaya götürmemiz mi gerekiyor? Aynı gün götürenler de oluyor, sıktıranlar da oluyor ama bir iki gün bekletenler de oluyor. Şimdi aynı gün kısa zamanda toplayıp işletirsen yani fabrikalara daha iki sene birinci sınıf yağ alıyor. Dizemi her daha bekle. İyi oluyor. Heh, öyle oluyor. Kalitesi tabii, iyi oluyor. Tabii. Maksimum ne kadar bekliyor? Mesela siz ortalama kaç gün bekliyor bir zeytininiz toplayınca? Ya toplayınca bir hafta bekletenler oluyor. Bir hafta 15 gün bekleten pek sanmıyorum yani şeyde. Bir haftada diyorsun götürüyor. 3 gün, 5 gün bazı adam 2 günde toplatıyor, 1 günde gidiyor şey oldu mu sıktırıyor. Sıktırıyor. Tabii o fabrikanın yoğun olmazsa tabii yoğun olursa biraz bekliyor. Evet, orada sıraya giriyorsun sonuçta. Tabii orada aynen sıraya giriyor. Adamın nakite ihtiyacı oluyor ama orada da satıyor. Eğer ihtiyaç fazlasından biz tarışa, şimdi tarış var ya bizim, oraya döküyoruz. O bir fiyat açıklıyor. Kuruşuna kadar paramızı veriyor. Dizem ya şimdi dizem diyoruz ya kaliteli ve normalde 20 asit, 10 asit diyoruz ya acı yağ diyor. O hepsini alıyor. Alıyor değil mi? Ama onun analiz yapıyor. Analizine göre kalitesine göre fiyat veriyor. Fiyat veriyor. Anladım. Paramızı da alıyoruz yani memnunuz öyle bir şeyde de yok. Söyle muhtarımızla birlikte yukarı doğru çıkıyoruz. Hürriyet abla şu an ne yapıyorsun? Böyle bir şey kaynatıyorsun. Ha, incir pekmezi kaynatayım.
Nasıl yapılıyor? Bunu biraz tarifini bize verebilir misin? Bu yaşından da, tazesinden de oluyor, kurusundan da oluyor. Ama ben tazesinden yaptım. Topluyorsun incirleri, böyle evet. Açıyorsun içini. Ondan sonra su koyuyorsun, ateşe koyuyorsun. Önce şeyli tortusunu kaynatıyorsun. Ondan evet. Sonra çuvaldan süzüyorsun. Sonra suyunu tekrar kaynatıp güneşe koyuyorsun. Güneşte 3-4 günde işte o bal gibi oluyor. Abi. Kıvamını alıyor. Şimdi ben işte tortusunu kaynattım, süzdüm. Şeyini koydum, suyunu koydum. Bitmez. İncirden oluyor. Bizim burada işte üzümden oluyor. Bazı yerlerde tuttan falan da yapıyorlar ama bizim tuttan yapmıyorlar. Daha büyük kazanlarla da kaynatıyorlar. Herkes ne kadar incir olursa. Katılaşana kadar kaynayacak değil mi? Yok, bu biraz kaynayacak işte, biraz şey olacak. Ondan sonra güneşe koyacağız biz bunu tepsilerine. Yani ateşte döndürmüyoruz. Biraz böyle kaynayacak bayağı bir. Şimdi köyün okulunu göstereceğim. Köyün okulunda sadece 8 tane öğrenci var. Bir tane öğretmen. Şöyle göstereyim. Şu anda aktif olarak çalışılıyor. Hacı Aslanlar İlkokulu. Arin, sen burada okula gitmek ister miydin? Bu köyde. İsterdin değil mi? Çok güzelmiş ya. Aç ağzını şimdi. Baba, bu evet. Köyde bir tane mi köpek var? Evet, bak arkadaşlara bak. Baksana. Merhaba. Evet dostlar, şimdi köyün yukarılarına doğru geldik. Şöyle burada bir kültür evi, cem evi olarak kullanılan köydeki bütün etkinliklerin yapıldığı yerdeyiz. Şimdi biraz sonra orayı göstereceğim ama öncesinde şu doğayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi Kaz Dağları, şu arka taraflarda gördüğünüz üzere Kaz Dağları'nın hemen yanı başında yeşilliğiyle, mükemmel doğasıyla ön plana çıkan güzel bir köy arkadaşlar. Evleri de görüyorsunuz hemen şurada. Doğanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel bir doğası var. Edremit'e de çok yakın mesafede yer alıyor. Hemen şurada da köyün kültür evi. Çok amaçlı kültür evi bulunuyor. Şimdi burayı gezeceğiz muhtarımla birlikte. Burası tam alanını 3421 metrekare. 3421 metrekare. Şey ne kadar kapalı alanı? Kapalı alan 600 metrekare falan. 600 metrekare. İçinde tüm düğün, nişan etkinlikleri evet, evet, evet. Cemler burada yapılıyor evet. Değil mi? Aynı zamanda kültür evi. Kültür evi tabii. Şöyle de gördüğünüz gibi çok amaçlı kültür evi olarak geçiyor. Köydeki geleneksel, kültürel bütün etkinlikler burada yapılıyor. Şöyle de iç kısmını da sizlere göstereyim. Gördüğünüz üzere şöyle etkinliklerin yapıldığı yer. Hem böyle kapalı bir alanı var. Hem de aynı zamanda açık alanı var. Güzel bir manzarası var. Şöyle de çok yakın bir süreçte bu evi satın alan kişiyle şimdi sohbet edeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Burayı yeni aldınız herhalde. Evet, dün aldım. Kaç metrekare? Toplamda arazi 2807 metrekare. İçinde de küçük bir ev var. İçinde de gördüğünüz küçük bir ev var. Arkada bir deposu var. Tabii bu evi muhtemelen biraz büyüteceğiz. Yani bu çardağı en azından evin içine dahil edeceğiz. Önünde çardak yapacağız. Çok ya güzel, hayırlı olsun gerçekten. Sağ olun. Nasıl oldu da böyle Kaz Dağları'nın eteğinde güzel bir köy buldunuz? Valla ben Ege aşığıyım. Ege'yi çok seviyorum. Kuzeyini de, güneyini de. Hep böyle bir yer alma isteğim vardı. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce tam şu karşıda bir tane ev var. Belki görmüşsünüzdür. Orada Dilek Hanım var. Sağ olsun onun evinde 2 gün tatil yaptık. Burada da satılık tabelasını gördük. Biraz köyü araştırdım. Köyle ilgili çok olumlu şeyler duydum. Herkes köylünün çok iyi olduğunu, eski Türkmen adetlerinin burada devam ettiğini, çok sıcakkanlı insanlar olduğundan bahsetti. Tabii bunu hafızamıza kaydettik. Aşağıda birkaç köy daha var. Orada 3-4 tane ev daha buldum. Onlara gittim, baktım, görüştüm. O köyleri araştırdım. Sonra geri buraya geldim. Levent Bey var sağ olsun. Levent Bey'le görüştük.
Hı-hı. Nasip oldu, dün satışını aldık. Evet. Tabii şu anda yazları geleceğiz. Bayramlarda, tatillerde geleceğiz. Hı-hı. Ama ilerleyen zamanlarda İstanbul'dayım ben. İstanbul'dasın. İstanbul'dan buraya 3,5 saatte arabayla şu anda geliyorum. Evet. Çanakkale Köprüsü yapıldıktan sonra bu süre yaklaşık 2,5 saate düşecek, öyle söyleniyor. En azından bir nefes alacağınız. Kesinlikle doğayla İstanbul'da benim Bahçeşehir'de de evim var. İş yerim Fatih'te. Fatih'ten Bahçeşehir'e 2 saatte gidemediğim zamanlar oluyor. Buraya 2,5-3 saatte gelmek benim için hiç problem değil yani. Yani her hafta sonunda çıkıp gelebilirim. Gerçekten güzel bir havası yer çok güzel. Müthiş bir havası var. Çok güzel bir manzarası var. Dediğim gibi denizi çok güzel. Mesela ben bugün denize indim. Arabayla istediğim bir yer var, bir koy var. Oraya gittim. 20 dakikada gittim. Mavi Bayraklı bir denizi var. Denizimize girdik, güneşlendik, biraz kafa dinledik, çıktık. 20 dakikada evimize geldik. Yani çok büyük artıları var. Evet, hem havası hem denizi, evet. Doğası. Tabii pandemiden evet. Sonra zaten yeşili doğayı özledik. Şu an burada hani İstanbul'daki gürültüden eser yok. Burada o tamamen doğayla baş başasınız. O hava kirliliği, gürültü. Bakar mısınız bu mevsimde bile kuş sesleri, çok tatlı bir esinti. Burada sıkılmak mümkün değil. Şu ön tarafta mı siz ayı? Tabii bu arazi komple benim. Yani tavuklar? Siz gidince kim bakıyor? Şöyle tavuklar aslında, tavuklar bizim ama biz bakamayacağımız için yanında bir komşu var. Levent Bey o komşuya söz vermiş. Bana sordu, hiç problem değil dedim. Zaten bakamayız, burada değiliz çünkü. Evet, anladım. Ama şu başkasına arazi devredin. Gördüğünüz o telleri görüyorsunuz sınırı. Evet evet, sınırlı. Aşağı kadar iniyor böyle yaklaşık 3 dönüm. Tam da köyü hakim bir noktadan gören evet. Yerdesiniz evet. Gerçekten. Köyü böyle köy manzaralı, evet. Dağ manzaralı. Şu tarafınızda da Kaz Dağları var. Burada da Kaz Dağları. Hayırlı olsun. Çok güle güle kullanın. Çok sağ olun. Umarım böyle izleyenlerin de darısı olmayanların başına gelir. İnşallah Allah isteyen herkese nasip etsin. Amin amin. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet dostlar, şimdi yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Orada bir dışarıdan İstanbul'dan buraya göç etmiş. Buradan yer almış bir arkadaşımızla sohbet ettik. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Yani Anadolu'nun birçok yerinde görmüşsünüzdür. Burada da kesilip böyle başka bir armutla aşılanmış hali. Evet, evet. Al abi. Tamam. Hadi gidelim. Tatlı. Erin ne yiyorsun? Böğürtlen. Oo, çok da güzelmiş böğürtlenler. Sen de alsana. Bir tane de ben alayım. Ben işte alayım göstereyim. De. Teyze seninle de bir röportaj yapalım. Belgesel. Ha, seninle bir konuşalım mı? Konuş, konuş. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, ben şu anda bir yaramazlığımız yok, işte uğraşıyorum. Ha, nereden köyle geliyordun böyle sen aşağıda? Ben günümüz vardı, gün parası verdim. Öyle mi? Komşunun birinde günümüz vardı, toplanamıyor bu kolera derdinden. Hı. Onun için veriyor, paramızı dönüyor. Ne kadar gün? Haftada toplanıyor, salıdan salı, bir çeyrek altın alıyor. Salıdan salıya, salı, kaç kişisiniz? 12 kişiyik. Ne 12 güzel. Kişi olduğumuz için 800 lira çeyrek altın. Hı. Öyle de olmasa alamak oğlum. Takı takanlar oluyor, çocuklarımızın sünnetinde şey yapanlar oldu, onları borçluyuk. Böyle alışacak günlerde götürüyoruz, veriyoruz. Yoksa kendi başımıza 800 lira verip de biz o şeyi alamak, hı, alamak. Böyle. En azından taksit gibi bir yer. Taksit gibi bir dayanışma. Dayanışma. Dayanışma olduğu için tabii, tabii. Onun için alıyor. Para. Yoksa paraların hiç değeri yok pandemiden dolayısıyla. Altın çok yükseldi zaten. Altın çok yükseldi. Dolar yükseldi. Türk altın. Eskiden düğünde herkes çeyrekler havada uçuşuyordu. Şimdi ne böyle kimse alamaz oldu. Alamaz oldu işte. Borçlarımızı ödeyelim diye şey yapabiliyorum. Alalım diyorum. Oğlanın işte borcu oluyor. Oğlumu da atamıyorum. Oğlum bir tanecik. Bir de kızım var. Kızım da şey oldu. Veriyorum onun eline. Hadi oğlum diyorum, borcunu öde. Tak diyorum. Kendi çocuklarıma da kanları ben kendim takayım. Borçlu olmasam yoksa borçlandırayım diye yapamam oğlum. Çünkü borçlandırdığım zora gelecek. Ne yapalım? Bir içicik bahçacık yapıyorum. Aha. Ekecek kadar. İneklerim vardı benim. Bakamaz oldum oğlum. 70 yaşına geldim. Yapamaz oldum gayet. Bakması zor oluyor. Zor oldu. Çok da alışkanlık. 45 sene hayvancılık yaptım. Onun için bıraktım gayet. Evet. Sattım. Güç lazım, şey lazım. Yem pahalandı. Süt para etmiyor. Yem çok pahalı.
Öncelerden ben Edirne'de süt götürüyordum oğlum. 50 kuruşudu sütün kilosu. Yemini alıyordum ineklerin o parayla ben. Yemini alıyordum. Ondan sonra kaldı mı o paradan kaldı mı bir de çeyrek altın alıyordum. Şimdi yemin alamazdım. Bu işin içinden çıkamaz hale geldik. Çıkamaz hale gelince satmak mecbur. Mecbur kaldınız. Mecbur kaldım. Yoksa güzeldir hayvancılık yapmak. Güzeldir ama işte yapamaz olduk. Tamam. Karşılamıyor. Üreticinin de bir şeyler kazanması, kazanması lazım. Kazanması tamam pahalı. Yem pahalı. Süt ucuz. Sütü bedava versen almayacağım demeyecek. Yalnız sen neyi veriyorsun, nasıl besliyorsun? Hiç düşünen yok karşısında. Al sana bedava süt vereyim desen hemen kapar. Bedava alıyorlar zaten. Tüketici alıyor 10 liradan marketten sütü. Onun için de zor. Aracı kazanıyor parayı. Tüketiciler de zora geliyor, üreticiler de zora geliyor. Ev şeyi aracılar kazanıyor. O aracılar var ya. O aracılar bir kere bir mesafeye koysalar, tüketiciler de rahata kavuşur, üreticiler de rahata kavuşur. Yoksa onu mesafeye koymadığın müddetçe çok zor, geçim kaynağımız çok zor. Ha, çok güzel anlattın. 3-5 kuruş, çok değil ama oğlum. 3-5 kuruş, Allah razı olsun. Yine de Allah devletimize zaval vermesin. 3-5 kuruş emekli maaş alıyor dede de. Ondan zar zor idare oluyor. Yoksa köy yerde zeytinyağına para versek, ev kirasına para versek, ondan sonra canım sabına, yağa, zeytine para versek hayatta geçim sağlayamak. Hayatta geçinemek. Elektriğe verdik geçen gün 714 lira para verdik. Köy yerde bu kadar olur mu ya? Bir su faturası geldi bize. Duysunlar, herkes duysun. Deportasyondan yapayım. 450 lira vermedik parayı. Gelsin de alsın. Büyükşehir Belediye Başkanı gelsin de alsın. 450 liralık ben ne yaptım ya? Benim tavuğum olur, köpeğim olur, eşyam olur, malım olur. Sularım, bir de bahçem olur. Bir ayda mı 450 TL geldi? Bir ayda 450 lira geldi ya. 440 lira. 450 değil. Ha, 440 lira faturası geldi, su faturası. Aynen. Vermedik. Bu ay gezmediler bakalım. Bir yanlışlık oldu. Sulama suyu yok mu köyde? Sulama suyu yok. Allah Allah. Sulama suyumuz olsa, bir baraj olsa, herkes durumu olan attı kara hortumu, çayın altına da su geçmiyor. Getiriyor suyu ama bizler nasıl yapalım onu? Suyu al gittiğinden olmuyor da hava yaptı git. Hortum kesildi git. Tarlamızda işte kuyumuz var. Kuyumuzda motoruna suluyup bahçak, yiyecek kadar bahçamızı. Ondan öyle böyle tekelek tokelek geçim sağlıyor işte. Ben 5 lira parayla Edirne'de pazara gidiyordum. 5 lira parayla bir de çeyrek altın alıyordum parayın. 5000 lira parayla gidiyordum da bir de çeyrek altın alıyordum. 5 lira para hiç iş görmüyor 5000 lira falan. Zaten 2500 lira bir emekli maaşı veriyor. Onun da yarısını su parasını, yarısını elektrik parasını, köy yerden su parası mı alınır? Mahalle oldu ya sizin. Mahalle gibi. Olduk. Olmasaydık. Mahalle olduktan sonra mı böyle? Mahalle olduktan sonra böyle oldu. Zaten bu taşlar döşenmeye durdu, benim kalbim çürüdü oğlum. Şu taşlar döşenmeye durdu, kalbim çürüdü. Var bunun bu taşların altında bir yatar bir şey emme dedim, neyi bakalım. Durgarı mahalle bir şey oldu. Belediye seçimine de oynamaya durduk. Oy kullanmaya durduk. Tarımızdan memnunuz. Şu muhtarımızın hizmetinde çok memnunum. Şu muhtarımız var ya. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel hizmet etti. Hakkını yiyemek. O düğün salonu gitmiş görmüşsünüz. Ha, kültür evi. Kültür evi. Evet, evet. 5 kuruş köyümüze para almadan ondan aldı, bundan aldı. Allah razı olsun. Ne yaptı? Yaptı, yaptı köyümüze. Yaptı değil mi? Rahata kavuştu. Pişirenler de rahata kavuştu. Yiyenler de rahata kavuştu. Hizmet yapanlar da rahata kavuştu. Her yönden rahat. Oturacak misafirlerin oturacağı yeri var. Mutfağı var. Her şeyi, çay ocağı var. Her şeyi var. Allah evet. Razı olsun. İyi, teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Çok sağ olasın. Senin adın ne? Deniz. Deniz mi? Hangi televizyonda yapıyorsunuz siz bunu? YouTube kanalı Deniz Sarı. Deniz Sarı. YouTube kanalında mı? Deniz Sarı YouTube kanalı. Buralar çekiyor mu onu bilmiyorum ki. İnternette çekiyor bu. İnternette mi çekiyor? İnternet varsa izleyebilirsiniz. İnternet var canım. Torunlar okuyor ya. Tamam. Dersin Deniz Sarı Cuma günü bizim köyü yayınlayacak. Bir açın da izleyeyim dersin. Cuma günü mü? Cuma günü yayınlayacağım. Hadi bakalım. Tamam. Hadi inşallah. Tamam. Hadi bakalım. Hadi size görüşürük çocuğum. Allah görüşürüz. Size sağlık, mutluluk. Cümlemize amin. Sağ olun. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler size. Güle güle. Böyle köyün içinden geziyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yanımda da Vedat abi var. O da Hollanda'dan geldi. Bugün birlikte geziyoruz bu gezimizde. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, sağ ol. Gezimiz nasıl gidiyor abi? Çok güzel değil mi? Beğendin mi bu köyü? Beğendim köyü. Muhtarı sayesinde bize tanıttı köyü. Evet. Onun ellerinde de sağlık olsun. O da bayağı burada bir... Bize bayağı emek verdi. Emek bize verdi. Zamanını ayırdı. Bize ayırdı. Sağ olsun. Şimdi böyle köydeki yatırım. Özellikle tahtacı Türkmenlerinde... Baba.
kutsal kabul edilen yatırlar var. Bu yatırlardan birisini ziyarete gidiyoruz şimdi. Köyümüzün ilk yerleşim yeri burası. İlk burada. Bak şu yatırın başından başlamışlar. Şimdi yatırın olduğu yere doğru gidiyoruz. Köyün içinde de bayağı ceviz ağaçları. Ondan ağaçlık sonra köyümüz, ağaçlık. Çınar ağaçları bayağı var. Evet. Çınar ağacı ekilmiş. Şurada da bu mazı meşesi herhalde yatırın olduğu yerdeki. Meşe. Mazı meşesi. Mazı meşesi. Evet. Evet arkadaşlar bakın mazı meşesi. Hemen hemen çınar ağacı gibi kalınlığı var. Burada da Türkmen yatırı bulunuyor. Biraz bu yatır hakkında bilgi verebilir misiniz mi? Her Türkmen köyünde bu yatırlar vardır. Buna Hacı Aslanlar dedesi deriz biz. İşte bunun başına gelmiş Efe dede. Buraya konmuşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hane. Aha buraya konmuşlar bu yatırın başına. Hı hı. Artık sağdan soldan gelenlerle bu köyümüz çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Her cuma akşamı, perşembe günü akşam dilek dilerler, mum yakarlar. Perşembe günleri mi? Perşembe günü akşam. Hı hı. Dua ederler. Dua ederler işte. İstek yaparlar. Hı hı, anladım. Her sabah bahçeye geçerim. İllaki niyazımı verir öyle geçerim. 350-400 senelikmiş bu tahmini meşe. Çok da güzel bir mazı meşesi var. Evet. Birçok meyve sebze yetişiyor değil mi? Yetişiyor. Köyde. Yetişiyor. Al sana bir incir. Ben şimdi getiriyorum size. Böyle muhtarımızın bahçesinden İncir şimdi koparıyoruz. Şöyle. Bunu dolduruyoruz. Bak bu boğadan gelen bir su. Çok tatlıdır incirler. Çok güzelmiş incirler. Şimdi gelin biz bak şurada siyah incir. Bir tane daha. Gel şuradan gidelim. Tamam nasıl? Bakacaksınız arkadaşlar yumuşaksa koparabilirsiniz. Zaten yumuşak oluyor. Köyün hemen içinden de böyle Edremit'ten Yenice'ye yani Çanakkale'nin Yenice ilçesine giden yol bulunuyor. Şu anda yolun kenarında incir tarlasının içindeyiz. Şöyle muhtarımızın incirlerinden yiyoruz. Gerçekten bal gibi. Nasıl abi? Çok güzel bir tadı var. Doğal. Hı hı. Ama çok şahane bir incir. Güzel değil mi? Evet, hiç ilaç çok güzel yok, tadı var. Siyah var hem de beyaz incirden. Beyaz sarı incir var. Hmm. Ya, çok beğendik. Ben de bir tane koparayım. Evet. Hiç ilaç atmadık muhtarım. Hiç ilaç yok. Ben de bir tane kendim alayım. Kendin al. Şu da siyah incir arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bal gibi gerçekten incirler. Bal gibi değil mi abi? Bal gibi. Aynen. Bak bunun tadı da farklı. Vedat abi. Bak bu incirin de tadı farklı. Allah Allah. Yukarıdan biz görsük ya bu biraz daha ufak, biraz büyük. Aha, ama evet. Bunun da tadı farklı böyle daha şey. Yiyecek misin oğlum? Çok tatlıdır bu. Bereketli olsun abi. Çok sağ olasın. Her sabah geldim mi saat 6'da kalkarım. Buradan bahçeye giderim. Hı hı. Bundan 2 tane incir yerim. Sabah aç karnına. Mis gibi. Çok güzel vallahi. Cennet meyvesi incir. Evet. Evet. Kışın da bunu kurutup içine bir ceviz koydum. Aynen. Aynen. Mis aynen. Gibi. Evet. Bir elinde sarısı bir elinde siyahı değil mi abi? Evet. İkisinin tadı farklıdır. İkisinin de ayrı bir güzelliği var. Evet, aynı öyle. Evet. Afiyet olsun abi. Sağ olun. Böyle küçük bir kafeterya var tam yolun kenarında. Şöyle size göstermek istiyorum. Tam yolun yanında zaten. Geldiğinizde burada
bir market, bir de bir küçük bir kafe var. Bu kafeteryada gelip dinlenebilirsiniz, çay içebilirsiniz. Güzel bir doğanın içinde. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacı Arslanlar'da bu güzel işletmeyi siz işletiyorsunuz galiba. Evet, evet. 4 yıl oldu buraya işletmeye başlayalı. Bu sene 4. yılın içerisindeyiz. Gelen misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Daha çok kahvaltı üzerine birkaç çeşitli ızgaramız bulunuyor ve toprak güveçlerde saç kavurma yapıyoruz aynı şekilde. Gelen kişiler burayı nasıl bulabilirler? Tarif etmek gerekirse. Tarif etmek gerekirse yani daha çok insanlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçiyoruz. Instagram, Facebook sayfası, Google'dan her türlü bize ulaşabiliyorlar. Tarif etmek gerekirse de Edirimit'e 7 kilometreyiz. Hacı Aslanlar Köyü'nde, ana yol üzerindeyiz. Bu mekanın ismi ne? Berkan'ın Yeri. Berkan'ın Yeri. Evet, Berkan'ın Yeri. Sosyal medyada Instagram'ımız var mı? Burada. Var. Orada da Berkan'ın Yeri olarak geçiyor. Berkan'ın Yeri. Evet. Tamam, oradan da size ulaşabilirler. Evet, oradan da bize her zaman ulaşabilirler. Bizimle her zaman iletişime geçebilirler. Orada da numaralarımız mevcut. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yok, çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Bu neydi? Meyve suyu? Hibiskus ve karadut karışımı. Evet. Şöyle göstereyim. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Hacı Arslanlar'a yolunuz düşerse mutlaka Berkan'ın Yeri'ne gelip burada üretilen bu doğal meyve sularının tadına bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel yapılmış. Doğal duttan şöyle göstereyim. Çok güzelmiş. Çok da tatlılarmış değil mi Ari? Niye korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Sevsene. Sev. Sev sev. Sev sev. Bak seni sevmeni istiyor Ari. Böyle kafasını sev. Çok güzel değil mi? Bir de zarar da vermiyor. Eğitilmiş köpek. Eğitilmiş, akıllı bu köpek ya. Evet. Evet. Senin de böyle bir köpeğin olsun değil mi Ari? Evet. Çok tatlı, akıllı baksana. Ay ne kadar tatlıymış. Çok güzelmiş. Bana şunu siyah hasen. Tamam. Tamam. Anne ben şunları... Arka tarafımızda Kaz Dağları'nın bir bölümü var. Evet, aynen. Buraya ne isim veriliyor? Şimdi şu dumanın altında kaldı dağlar yani. O dumanın altında kalan en yüksek yere Eybek Dağı deriz biz. Şimdi şurada vardır bir tane yüksek bir tepemiz. Orasına da At Kayası derler. Hı-hı. Yüksek tepe var, evet. At Kayası yani. Bu arka tarafı Yenice oluyor değil mi? Kalkın bölgesi deriz. Yenice biraz daha ileride duruyor yani. Tamam, Kalkın yani Yenice'ye bağlı, evet. Belde. Belde. Köyünüzde bayağı zeytin ağaçları da evet, gerçekten. Her taraf zeytin ağacı. Köyümüz zeytincilikle geçinen, yani geçimini ağırlık olarak zeytincilikle geçimini sağlıyor. Hı-hı. Hayvan, daha evvel hayvancılık da vardı ama vardı, ormanlarda ama şey olunca. Hani eski biraz daha köyümüzün gençleri hayvancılığa pek yönelmediler. Evet dostlar, bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.